1829 yılı Edirne Anlaşması'yla bu bölge Ruslara savaş tazminatı olarak verildi. Ve Ruslar da 1944 yılında burada yaşayan Türk ve Müslümanları kendilerine karşı tehdit olarak gördüğü için sürgün ediyorlar. Sürgünde nasıl oluyor? O dönem bildiğiniz gibi İkinci Dünya Savaşı dönemi. 1944 yılında eli silahtan herkes Sovyetler Birliği tarafından askere götürülüyor. Geride kalan yaşlı, kadınlar, çocuklar ise demiryolu inşaatında çalıştırılıyor. Ve demiryolu inşaatı biter bitmez hemen ilk gelen trenle bu inşaat yapmış olan Ahıska tüpleri hayvan vagonlarına dolduruluyor ve Orta Asya'ya doğru bir sürgün yolculuğuna çıkartılıyor. Sürgün yolculuğuna biz ölüm yolculuğu da diyebiliriz. Çünkü 15 bin sürüyor bir yolculuk ve insanlar hiçbir türlü ihtiyaçları giderilmiyor. Açlıktan, susuzluktan ve soğuktan 17 bin çocuk olmak üzere 30 binden fazla insan bu yolculukta hayatını kaybediyorlar. Sürgün sonrası Ahıska tüpleri Özbekistan, Kazakistan ve Kırgızistan'a yerleştiriliyor ağırlıklı olarak. Sürgün kök tarafında bu tarafta o dönem bu bölgede yaşayan insanlar askere götürüyor. Sovyetler Birliği tarafında. Askere gelen insan diyor işte vatanımı, toprağımı, akrabalarımı korumak için, onlar için savaşmak istiyorum diyor. Ama geri döndüklerinde çok kötü bir anlayla karşılaşıyor. Bunda savaştı. Sovyetler Birliği bunların ailelerini, akrabalarını, evlerini, kanlıklarını, evlerini, vatanlarına sürgün etmiş. Bu Orta Asya'ya göndermiş. Onlar yerine ise Rusya ve Ermeniler yerleşmiş. Bu sefer Tanrıklarına gücü Ermeniler çıkıyor. Ve çok kötü manzarayla karşılaşıyor. İşte karşına çıkan insanlar diyor. Burası artık sizin vatanınız değil. Burası bizim topraklar. İşte gidin sizinleriniz. Burası gidin kendinize. Ev bulun, aileleriniz bulun da askerler de olsa Orta Asya'ya doğru yola çıkıyor ama maalesef birçoğu ailelerini bulamıyor. Çünkü günümüzde kim devirdiği iletişim çok kötü, iletişim yok. O yüzden askerler ailelerine kavuşamıyor. Ve gittikleri yerde de ağaç katıkları rahat bırakılmıyor. Çok kötü baskılı, sıkı rejim uygulanıyor. Mesela sürgün sistemsiz olduğu için çoğusu annesini, babasını, akrabalarını kaybediyor bu sürgünü. Birisi başka bölge, birisi başka bölgeye düşüyor. Bir bölgeden başka bölgeye gitmeye yasağı görüyor. Çünkü ağaç katıkları, babası başka yerde canı yanına gitmek için onu bulmak isterse askerlere emir veriliyor ve onu vuruyorlar. Öldür emri veriyor. 80'lere kadar bu bölge devam ediyor. Herkes Herkes gelin evine
yeni bir tane yerine gidiyoruz karşısında. Tekrarın burada herkese rica yapıp bütün adamlara getirir. Bağırtık ne yapıyoruz? Daha büyük boyutlu oluyor. Güzel bir şey. 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 Güzel bir şey.